Hira'daki vuslattan bu yana 11 yıl geçmişti. Takvimler Recep ayının 27'sini gösteriyordu. Bu süre içinde çok gayret edilmiş ama Mekke akıl almaz bir tepki gösterip bu gayretlere müsbet cevap vermemişti. Gerçi müsbet cevap verenler de yok değildi ama imanla bütünleşmeleri adına ortaya konan ölümüne gayretlere karşılık bırakın müsbet cevap vermeyi koşarak gelmeleri gerekiyordu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi adına yaşamıyor, can alıcı düşmanlarının bile iman şerbetinden kana kana yudumlayabilmeleri için elindeki bütün imkanları ortaya koyuyor ve bunun için de hemen her gün kapı kapı dolaşıyordu. Alkışlanması gereken bu gayretlerin gördüğü muamele de ortadaydı. Bilhassa Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Mekkelilerin takındığı tavır, Taif'te yaşadıkları ve tekrar geri döndüğünde insanların mübarek yüzüne ekşimeleri pak ruhunu sıktıkça sıkmıştı. Ve bu bunaltan ortamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendini ancak ilahi rahmetin sıcak iklimine atarak bir teselli bulabiliyordu. Zaten bu rahmet meltemleri de olmasa Mekke'nin kasveti kaldırılacak gibi değildi. Derken bir akşam Efendiler Efendisi, amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinde bulunduğu bir sırada evin tavanı adeta birden açılmış ve buradan yanına Cibril-i Emin nüzul etmişti. Belli ki bu seferki geliş öncekilerden çok farklıydı. Yanında daha önceki peygamberlerin de üzerine bindikleri, merkepten biraz büyük, katırdan da bir miktar küçük boyda Burak adında bir binek vardı. Belli ki bir davet vardı ve Cibril de bu davete muhatap olan en kutlu misafiri almak için gelmişti. Sultan-ı Resul, Şah-ı Mümecced, biçarelere devlet-i sermet, divan-ı ilahide seramet, Ahmed-i Mahmud-u Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın özel davetlisi olarak gökler velimesine çağrılıyordu. Demek ki bugüne kadar yaşanan mukaddes hüzne Allah tarafından lütfedilmiş bir ikram vardı ortada. Vicdanında duyup hissettiği gerçekleri göz ve kulağıyla da müşahede edebilmesi için Allah Celle Celaluhu kulu Muhammed Mustafa'yı Mekke'den alacak ve kim bilir ne sırlı bir yolculuğa çıkaracaktı. Ancak bu yolculuk öncesinde süt annesi Halime-i Sadiye'nin yanında yaşadığı hadiseye benzer bir ameliye gerekiyordu. Onun için Cibril-i Emin Efendimizin göğsünü yardı ve içini zemzem suyuyla yıkadı. Ardından da altın bir kase içinde elinde tuttuğu iman ve hikmetle göğsünü doldurarak kapattı. Sonra da semanın emini Cibril, insanlığın emini Hazreti Muhammed Mustafa'nın elinden tutarak tarifi imkansız bir yolculuğa başladı. Üzerine bindiği Burak öyle hızlı hareket ediyordu ki her defasında adımını ufukta gözüken son noktaya atıyor ve şimşek hızıyla mesafe alıyordu. Daha üzerine binmekle birlikte mekan değişmiş ve bir çırpıda Mescid-i Aksa'ya gelivermişlerdi. Tuttu ve daha önceki peygamberlerin bağladığı yere bağladı Burak'ı. Ardından da namaz kılmak için mescide yöneldi. Bugüne kadar risalet vazifesini yerine getiren Allah'ın en seçkin kulları burada toplanmış, risalete mühür olan zatı bekliyorlardı. Gelişini görünce selam ve tahiyyelerle sinelere basıldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ardından da dünyanın en önemli meselesi için yeniden saf tutuldu. Bütün peygamberler
aynı safta kenetlenmiş iki rekat namaz kılacaklardı. Peygamberlik aleminin imamını bekliyorlardı. Demek ki İbrahim'i çizgi artık Hazreti Muhammed'de noktalanacak ve bundan sonrasını bütün peygamberler namına sonuna kadar o yürütecekti. Zaten başka bir belde yerine buranın tercihinde de böyle bir mana vardı. Belli ki hakkı temsil meselesi peygamberlere dayelik yapmış bu mekanlardan artık alınıyor ve yüzler bundan sonrası için Mekke'ye çevriliyordu. Meseleye Miraç'taki süreçte karşılaşacağı peygamberler açısından bakıldığı zaman da aynı konu dikkat çekecek ve ümmetler arasında yaşanacak bir birliktelik adına geleceğe yönelik bir umut olacaktı. Derken safların en önündeki yerini aldı Habib-i Zişan Hazretleri. Günü gelince insanlığın yeniden Allah'ın ilk yarattığı bu çizgide saf tutacağının sembolüydü bu. Adem'in çocuklarının yeniden Hazreti Adem toprağında kaynaşacaklarının resmi, tövbe ederken şefaatini dilediği zatın da imametinin tesciliydi aynı zamanda. Peygamberler onun arkasında saf bağladığına göre demek ki o peygamberlerin ümmetleri de gün gelecek onun arkasında namaza duracaktı. Namaz sonrası önüne üç kase konulmuştu. Birinde süt, diğerinde su ve bir diğerinde de içki vardı. Bunlardan birisini tercih etmesi isteniyordu. Tereddütsüz içinde süt olan kaseyi tercih etti Efendiler Efendisi. Bu tercih Cibril-i Emin'i de heyecanlandırmıştı ve bunu tercih etmekle sen hidayet tercih etmiş oldun ve senin ümmetin de hidayet üzere olacak demişti. Çünkü bu realiteyi iyi okumanın bir neticesiydi ve seçilen tercih de fıtratı ifade ediyordu. Bu arada orada yankılanan ses de aynı şeyleri söylüyordu. Şayet su tercih edilmiş olsaydı ümmeti de kendisi de boğulurdu. İçki tercih edilmiş olsaydı ümmeti de kendisi de yoldan çıkar, taşkınlık içine düşerdi. Sütü tercih ettiğine göre ümmeti de kendisi de hep hidayet üzerine olacaktı. Sürprizler sadece Mescid-i Aksa'da yaşananlarla sınırlı değildi. Tuttu Cibril, onu semalar ötesi alemlere seyahate davet etti. Bir anda mekan başkalaşmış ve iç içe sırlarla dolu, doyumsuz bir yolculuk başlamıştı. Kat be kat semaya yükseliyor ve her yükseldikleri semada ayrı bir merasim yaşanıyordu. Cibril-i Emin ilk semanın kapı tokmağına dokununca içeriden bir ses gelmiş ve semanın hazini ile aralarında şu konuşmalar geçmişti. Sen kimsin? Cibril. Yanında kim var? Muhammed. O peygamber mi? Evet, o peygamber. Şifreler tamamlandı ve sema kapısı açılmış, dünya seması geride kalmıştı. Efendiler Efendisi'nin karşısında insanlığın ilk atası Hazreti Adem duruyordu. Önce selam ve hoşamedi ile tebrik etti onu. Hayır duasında bulunuyordu. Ancak duruşunda bir gariplik vardı. Sağ tarafına bakıyor ve gülüyor, soluna baktığında ise ağlıyordu. Daha dikkatli baktı. Her iki yanında da büyük bir kalabalık vardı. Meraklı bakışları bekletmeden Cibril-i Emin konuşmaya başladı. Bu Adem'dir. Sağ ve solundaki kalabalık kabartı ise onun neslidir. Sağ tarafındaki insanlar ehli cennettir ve onun için Adem onları gördükçe tebessüm eder. Sol yanındakilere gelince onlar ehli cehennemdir ve onlar gözüne iliştikçe de hüzün kesilip ağlamaya başlar. Artık her bir sema kapısında aynı merasim ve yine her bir semada
ayrı bir peygamberle karşılaşıyor, hepsinin de duasını alıp tebriklerine şahit oluyordu. İkinci semada teyze çocukları Hazreti Yahya ve Hazreti İsa, üçüncü semada Hazreti Yusuf, dördüncü semada Hazreti İdris, beşinci semada Hazreti Harun, altıncı semada Hazreti Musa ve yedinci semada da Hazreti İbrahim ile karşılaşacak ve bunların her biri de nübüvvet semasının mührü olan Allah Resulü'nü tahiyyelerle karşılayıp tebrik edeceklerdi. Bu seyahat esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Musa'nın ağladığını görmüş ve Cibril'e bunun sebebini sormuştu. Aynı soru kendisine tevcih edilince, "Ağlıyorum çünkü bu genç benden sonra peygamber olarak gönderildi. Ama onun ümmetinden cennete gireceklerin sayısı benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha fazla" diyordu. Miraç, sırlarla dolu bir yolculuğun adıydı. Ve bu yolculukta müşahede edilecek daha çok şey vardı. Hazreti İbrahim'in sırtını dayayarak yanında durduğu Beyt-i Mamur, göz alıcı renk ve desenleriyle ve bütün ihtişamıyla Efendimizin karşısında duruyordu. Öyle ki buraya her gün 70 bin melek giriyor ve bir daha da geri dönmüyordu. Zira burası yeryüzünde her daim tavafla serfiraz kılınan Kabe'nin bir izdüşümüydü.